Artık bugün çok kritik bir gün Mert Başaran biliyorsun Galatasaray Fenerbahçe evet. artık son hafta şampiyon olacak. mı burada Burada. Bir biraz da biz tabii futbolun Oo güzel futbolun, güzel. Futbolun futbolun analizini e, bu akşam saat 21'de Onur Yıldız'ın moderatörlüğünde Ekol Futbol'da izleyeceğiz. Hepimiz bu akşam Ekol TV'deyiz. Çok önemli konuklar var Mert Başaran. Onlar tabii ki değerlendirecek. Yani nasıl oldu, ne oldu? Ama futbolun ekonomisi de önemli. Evet maşallah. Yani, ee, bu e, grafik bize ne söylüyor? Yani dört büyük takım Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Bu e, grafik ne anki... söylüyor biliyor musun? Ben başka açıdan bakacağım yine. Bu şunu söylüyor: Biz inanılmaz paralar, 1 milyar euro, inanılmaz paralar harcıyoruz, ama hiçbir yerde başarımız yok. Dünyada hiç başarımız yok, Avrupa'da hiç başarımız yok. Demek ki biz paraları çöpe atıyoruz. Demek ki hiçbir şey yönetemiyoruz. Normalde bu paraların var ya onda birini yöneten veren bir Avrupa şirk şeyi e, Standard, standart diye bilmem ne şu bu Borussia Dortmund uçuyor gidiyor adamlar. Biz bu kadar biz hiçbir şeyi doğru yönetemiyoruz. Demek ki bu işte doğru orada Oradan buna bakıyoruz. Verimli kullanmıyoruz parayı yani. yani. zaten uzun uzun baktığın rakamlara 10 milyarda çok oldum bu kadar para. takıldın. Yani milyon, e, evet, ya milyon noktasında. bu kadar sonra... parada ve çok borçlu takımlar. orada evet. inanılmaz borçlu takımlarımız. Bu da yine aynı şekilde kulüp başkanlarının da hani gelirken ben her şeyi çok mükemmel yapayım da sonrası tufan. Ya, diyorsun ya şimdi bu ya Fenerbahçe'nin futbolcuları. Çok önemli e, yıldızlar kattılar kadrosuna. Galatasaray öyle, diğer takımlar öyle. E, bunlar şu anki kadroların değeri. Az önce söylediğin şey önemli. Borçları İnanılmaz. milyarları aşmış durumda. Evet. Yani bu kadronun mali değeri. Yani yani ben bir yerde bakmıştım hatta böyle bir şey düşünmüşüm. İki ya. milyarlara gelen. Yani Ali, Ali, Ali Koç dedim ya yani neredeyse bütün servetini şey yapsa bağışlasa borçlar kapanmayacak yani, kadar kötü. Gerçekten bağışlıyor bu arada. Yani Ali Koç da diğer başkanlar da hep elini taşın altına koyuyorlar. ya yani hmm. En fazla da Ali Koç bunu yatsıyamayız. Ama Ali Koç geldiğinden beri şampiyonluk kazanamadı. Evet. Yani en çok hayali, ideali bu. Bu yıl işte kazanabilecek mi? Çok kritik bu akşam. Çok heyecanlı bu akşam. Bu yani. akşam eğer Galatasaray ama beraber kalırsa kazanıyor. İkimiz Yok, rahatız. Yani yenilirse kazanıyor yani. Artık futbol muhabbetine döndü. İkimiz rahatız çünkü ben Trabzonspor, sen... Ben Beşiktaş Ben de Galatasaray'ım ama ben Galatasaray çok tutmuyorum. Yani ben niye çok tutmuyorum? Çünkü bana gerçekten bu kadar çok paranın harcandığı yerde bu kadar başarısızlık bana çok sinirim bozuyor. Canını sıkıyor. E, canımı sıkıyor. Yani benim paramla e, bir de çok enteresan e, bak kombineler... Geçen bir arada beni devreye abi diyor sen tanıdıkların var diyor kulüplerde falan filan. Ya diyor Galatasaray kombinesi istiyorum diyor. Yok. Yok. Yani ben mesela kusura bakmasın kimse ama takımları sevebilirsiniz ama yani gideceğim bu trafikte bu yorgunlukta haftanın bir günü pazar günü evde ayaklarımı uzatıp maç seyretmek varken oraya gideceğim bir de üzerine bir ton para vereceğim. Bir de hiçbir başarı yok. Galatasaray, seni, Fenerbahçe falan ama başarı Seni yok. buraya zor getiriyor. Evet. Zor gülüyorum yani. Karşıdan. <gülüyor> Dinlenmem gerekiyor haftada bir gün. Evet. <laughs> ama Karşıdan. yani burada üzücü olan şey çok ciddi borçlar. O yüzden bunları şey dikkat etmek lazım. Ya yani Bunları bir e, hisse senedi, şirket hisse senedi gibi düşünmemek lazım. Bunları da alıp para kazananlar oluyor, kaybedenler oluyor. Çok dikkat etsinler. Bunları böyle biraz daha böyle ne bileyim hani çok komik gelecek ama iddia oynuyor gibi düşünün yani. Çünkü eğer mesela bu akşam Fenerbahçe şampiyon olursa emin olun hisse senedi artacak. Ya da tam tersine Galatasaray olduğunda artıyor, sonra düşüyor. Ama hani bunlar şey mantığı olmayan hareketler. Çok spekülatif hisseler. Bunları bir şirket gibi düşünmemeleri lazım. Çok dikkat etsinler. Yani e, futbol takımlarının hisseleri riskli. Çok bu. çok. Ama şöyle riskli. Sen şimdi artık e, dillere pelesenk oldu ya söylediğim bazı sözler. Yani maça gitmektense o parayı ee, bu takımın hissesine yatırmak daha yok maça gitsinler daha iyi daha mı Vallahi iyi? Diyorum. O kadar. <laughs> çok önemli aynen yani bak kulüp hissesi alacağınızda diyorum <laughs> gidin maça gidin parayı yiyin çocuklarınızla eğlenin çünkü gerçekten çok riskli yani, alın derim çok riskli bunların. bunların çünkü şey tabii ki yani parayı kaybet, yani çok çıkıyor çok düşüyor tekrar değer kazanıyorlar ama çok riskli yani, onun yerine maça gireceğinizde o maça gittiğiniz parayla e, maçta yiyeceğiniz içeceğin veya e, cipsin firmasını alırsanız daha gerçekçi olur. Bunların çünkü öz sermayeleri çok zararda, eksi de e, çünkü iyi yönetilmiyorlar. Yani çünkü şöyle düşünün, haklılar. Kulüp başkanları şöyle diyor, ben geldim diyor başarılı olmak zorundayım diyor. Benim gibi düşünmüyor. Beş yıl sonra benim köşede param olsun kulüp niye düşünsün ki? Beş yıl sonra o adam büyük ihtimalle orada olmayacak. Kendi şirketi Bir değil sorumluluğu ya. da Sorumluluğun direkt mı? yok. Ya ben de şimdi yani tekrar söylüyorum. Beni şimdi sen Galatasaray'ın başına koy. Elimdeki parayı ben 10 yıllık parayı temlik ederim. Giderim bir yılda en güzel futbolcuları alırım. Şampiyon yaparım. Benden sonra tufan olursa olsun. Bu kötü. Ya i̇nsan doğası şu böyle. An bu yapılıyor, i̇nsan doğası bu. Ama kendi yani şirketim için yapar mıyım? Yapmaz. Kendi evimi satıp Ama yapar mıyım? Ama insan miyim? doğası bu değil. Çünkü Avrupa'da böyle değil. Diğer ülkelerde böyle değil. Yani hani bizim Türkiye'de maalesef bence. Ama bizde çok hızlı başarı isteniyor. Çünkü bizde değil çok hızlı başarı istendiği için. Yani mecburen sen diyorsun ki ben hızlı başarı için gerekirse. Yani şimdi şey gibi düşün, Mehmet Şimşek gibi düşünüyorum. Mehmet Şimşek mesela bir şeyler yapmaya çalışıyor şu anda. Tamam mı? Ama ne kadar geciktikçe herkes şunu düşünüyor. diyor 3 yıl sonra ekonomi düzelirse düzelecek. Ne olacak? Ben Doğru. şu an istiyorum. Hemen zam mı yap? E, bir kulüp başkanı da diyor ki ben bunu alırım, düzeltirim 5 sonra. Vatandaş diyor ben 5 yıl bekleyemem diyor. Hemen düzelt diyor. E öyle olunca da ne yapıyorlar? Paraları çok gereksiz harcamalar yapmak zorunda kalıyorlar. O zaman şampiyonluk tahmininde alayım. Tabii Galatasaray'desin. Ee, yani ben Gal sanki Galatasaray Galsay olma ihtimali yüksek gibi görüyorum her şey açıdan şu anki koşullarda e tabii, ama avantajlı ama çok avantajlı ama bir de astrolojiye de çok inanmam ama bir tane astrolog da Fenerbahçe olacak bir sürpriz yapacak demiş. O astrolog da bakalım tutturacak mı tutturmayacak mı çok merak evet, ediyorum. Evet o da şu anda bayağı gündemde. O çok akıllıca bir hareket yaptı bence astrolog olarak. Tutturursa efsane tarihe geçecek. Tutturamazsa da unu tutturamadı. Unutulacak gidecek tutturamadı hiç önemli yani. Bir iki gün belki. Evet ama tutturursa çok büyük rating yapacak evet. yani.